Bak. İkimiz de şu an normal değiliz. Bu kafayla konuşamayız. Tamam, konuşmamız gerek. Bunu ben de kabul ediyorum ama böyle olmaz. Benim sakinleşmem lazım. Sana bir şeyler söylemeye, seni dinlemeye hazır olmam lazım. Emir, ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazla çirkinleşmek istemiyorum. Şimdi sen kapıyı açacaksın. Ben yurda gideceğim. Bu manyaklığı unutacağız. Bir süre birbirimize yaklaşmayacağız. Sonra dışarıda bir yerde buluşup her şeyi konuşacağız, tamam mı? Tamam değil. Ne demek tamam değil? Ferah, seni tanıyorum. Bu kapıdan çıkacaksın ve bir daha benimle karşılaşmamak için elinden geleni yapacaksın. Tek başına düşünüp tek başına karar vereceksin. Kendimi de tanıyorum. Nereye gidersen git seni bulup yine buraya getireceğim. O yüzden hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Sen o kapıyı istesen de istemesen de açacaksın Emir. Bu saçmalık böyle devam etmeyecek. Duyuyor musun beni? Kurtulacağım bu saçmalıktan. Ya sen insan gibi beni bırakacaksın, ben gideceğim. Birkaç gün ne kadar delirdiğini unutmaya çalışacağım. Ya da ben sana o kapıyı açtıracağım ve ne hale düştüğünü asla unutmayacağım. Cevap bile vermeyeceksin. Seninle insan gibi konuşmaya çalıştığım için aptalım ben. Aptal. İyi. Rezil olalım, tamam mı? Bütün apartmana herkese rezil olalım. Bakalım önce gürültüden kim rahatsız olup da şikayet edecek? Aa, kim var aşağıda? Sanem Hanım. Önce kime rezil olacağız acaba? İyi şanslıysan babamlara rezil oluruz önce. Nasılsa onlar alışık kızlarının kaçırılmasına. Emir. Bravo. Mum ışığı, romantizm. Müthişsin. Mum ışığı. Kesinlikle daha sakin. Daha aldatıcı çünkü. Etrafın dağınıklığı gözükmüyor. Gerçekleri saklayabilirsin işte. Erteleyebilirsin. Ama yok edemezsin. Sabah gün ışığı içeri girdiğinde burası yine aynı olacak. Hı. Evet. Belki aynı olacak. Ama biz aynı olmayacağız. Birbirimizi dinlemiş olacağız. O gece de böyle mumları yakmış mıydın? Söylesene, böyle müthiş bir atmosfer hazırlamış mıydın intikamın için? Hayır. Aa, ne kabalık. Hiç yakışmamış senin gibi gecelerin veliahtına. Ama pardon, hayatındaki en anlamsız geceydi değil mi? Mumlarını harcamaya değmez. Hayır, anlamlıydı Feriha. Ama o kadını sen var ettiğin için anlamlıydı. O gecenin tek anlamı sendin. Seni acıtmaktı. Kendime seni yok edebileceğimi ispat etmek istemiştim. Rastgele bir kadının bedenini seçip senden öncesine dönebilmek istemiştim. Saçma. Sen ya ben yapsaydım diyene kadar. Sakın bundan bahsetme. Ne daha evinde, ne de baba olma ihtimalimi öğrendiğimde, o gece ne yaptığımla, sen o sözleri söyleyene kadar hiç yüzleşmemişim meğer. Çok güzel yüzleştin Emir. Sana beni anlaman için tek bir soru sordum. Hayatımda aldığım en kesin cevabı aldım. Cevap değildi. Sen başkaydın, biliyordun. Başka olduğunu biliyordun. Ben sadece aşık değildim ki sana. Sen güvendin. Yalanlardan sonra bana kestiğin bütün cezalara rağmen güvendin. Huzurdun. Ne olursa olsun. Feriha. O geceye ait bir sürü şeyi unutacağım. İkiyüzlülüğünü, güçsüzlüğünü, korkaklığını, yaptığın haksızlığı, canımın nasıl yandığını unutacağım. Ama tek bir şeyi. Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığını hiç unutmayacağım. Ben de unutmayacağım.
Kendimi nasıl kaybettiğimi de. Gözlerinde. O gece kapıdan çıkarken bana nasıl baktığını bir an bile unutmayacağım. Beni yurttan çıkarırken farklı mı bakıyordun? İşten kovulmamı sağladığında farklı mı bakıyordun? Sende de işin hiçbir şey yok. Hala ikiyüzlüsün. Hala korkaksın. Evet. Hala korkağım. O gece söylediklerinden korkmuştum. Bu kez de sustuklarından korktum. Ben aslında hep aynı şeyden korkuyorum. Hayatıma girdiğin günden beri aynı olan tek şey bu. Seni kaybetme korkum. Beni bu evden gitmeye mecbur bırakırken neredeydi senin kaybetme korkun? Yoktu çünkü artık evliydik, değil mi? Evliliği bir kez bile garantimizmiş gibi görmedim. Mehmet'ten, babamdan, Gülsüm'den hiçbir farkın yok senin. Onlar için evlilik neyse senin için de o. Bu söylediklerine gerçekten inanmıyorsun. Bunu hak etmediğimi biliyorsun. Hak etmiyorsan ispat et. O gece sorduğum soruya cevap ver. Hadi. Verebilir misin? Bana yaşattıklarını ben sana yaşatsaydım, benden beklediğin anlayışın ne kadarını bana gösterebilecektin? Ne kadar aptalca bir soru değil mi? Cevabını zaten bildiğim bir soru. Cevabını bilmediğim bir soru Feriha. Yalan. Hayır, gerçekten cevabını bilmiyorum. O adamla beraber olsaydın, sırf benden intikam almak için, o herifi gebertir miydim, çekip gider miydim, bir daha yüzünü görmek istemez miydim bilmiyorum. Ama tek bir şey biliyorum. Seni affetmesem de, bir daha yüzünü görmek istemesem de bitmeyecekti. İçimde bitmeyecekti. Duydun mu beni? Bak, cevap verdim işte sana. Hadi artık sen de cevap ver. Bitti mi? Bunu yapamayacaksın işte. Beni günlerce burada tutsan da sana duymak istediğim bir şeyi söylemeyeceğim. Duymak istemediklerimi söyle o zaman. Duymaktan korktuklarımı söyle. Biliyorsun zaten duymaktan korktuğum her şeyi. Hepsi dilin ucunda. Sana aşık olduğum ilk günden beri beni yere yıkan da, yerden kaldıran da, her şey senin dilin ucunda. Eğer sadece dilimin ucundan çıkanlara tahammül edemeyip bana vurmasaydın, evet belki bu söylediklerine inanabilirdim. Sana vurduğumda... Sakın. Ne olur bana aynı masalı anlatma, inanmıyorum. Sen beni yurttan buraya böyle getirdin ya. Söyleyeceğin hiçbir şeye de, pişman olduğuna da inanmıyorum. Aynı şey değil. Aynı şey. Konuşmama da susmama da gücün yetmediğinde yaptığın şey hep aynı. Bak, bana inadını konuşarak kırmam için tek bir fırsat verseydin. İnat. Sen böyle anlıyorsun değil mi? Kuru inat. Ben böyleyim senin için değil mi? Yurda çıkmam, çalışmaya başlamam, seninle konuşmaya hazır olmamam. Bunların hepsi inatçı olduğum için değil mi? Seni pişman etmek için inat ediyorum ben. Bu kadar basit. Basit değil. Tamam. Defalarca söyledim. Ama benim yaptığım şey de basit değildi. Peki gerçekten bu kadar zor mu Feriha? Bu kadar mı imkansız ya? Hayatında sana haksızlık yapan herkesi affederken... Cansu'yu affetmekten bahsediyordun bana. Benim tek ben için kendimi kaybetmemi affetmem bu kadar zor mu? Söylesene bana. Sen babanı kaç kez affettin? Mehmet'i kaç kez affettin? Onları kaç kez affettiğim umurumda değil. Sen onlardan biri değildin Emir. Ben onlardan korktuğum gibi senden korkmayacağım. Duydun mu? Senden korkmayacağım. Benden korkmamanın tek yolu bana arkanı dönmem mi? Bana senin gücün olduğunu söylemiştin. Bana vurduğunda güçsüz olduğunu söylüyorsun. Peki neden her şeye rağmen ben elini tutmaya çalışırken kendi güçsüzlüğüne yenildin? Yoksa sorun bu muydu? Benim her şeye rağmen yanında kalmaya çalışmam mı? Buna mı gücün yetmedi? Her şey çok üst üste geldi. Ben hep aynı şeyi yaptım. Hayatımın en büyük hatalarını hep karşında kendimi zayıf hissettiğimde yaptım. Diğer bütün hatalarım da yokluğum beni ezerken seni ezmek içindi. Belki de pes etmemi bekledin. Belki de bunu istedin. Arkamı dönüp gitseydim senin için daha kolay olacaktı. Sen benim senin yanında durabilmemi kaldıramadın. Bu sana kendini daha suçlu hissettirdi.
Ben kaçmayınca sen hem benden hem kendinden kaçmak istedin. Kendini daha güçsüz hissettin. Çünkü ilk kez her şeyi sen mahvetmiştin, değil mi? Kendimi hiç o gece buradan çıkarken hissettiğim kadar değersiz hissetmemiştim. Ben seni güya bir yıl boyunca kandırdım ya. Kendimi hiç bu kadar kandırılmış hissetmemiştim. Çünkü senin yanında bana bir şey olmazdı. Senin yanında kimse bana zarar veremezdi. Ben senin yanında güvendeydim. Ben o geceden beri sana güvenmiyorum. Bana yine güveneceksin. Ben sana nasıl yeniden güvendiysem sen de bana güveneceksin. Ne söylersem söyleyeyim şimdi bana inanmayacaksın. Sana bir daha asla böyle bir şey olmayacağını sadece yanımda kalırsan gösterebilirim Feriha. Yanımda kal. Feriha lütfen yanımda kal. Kalmayacağım. Kalmayacağım. Beni buraya zorla getirdiğini asla unutmayacağım. Güvenmeyeceğim sana. Bana hiçbir şeyi unutturamayacaksın. Bak yüzüme. Dudağımdaki iz geçmiş değil mi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yok edemediğimiz diğer hatalar gibi o da burada ama. Şimdi zorla benimle konuşmak istiyorsun. O gece benimle konuşmaya tenezzül etmedin. Sen bana vurdun. Konuşmadın, vurdun. Hadi sen de aynısını yap. Emir, ne yapıyorsun? Vur. Vur bana. Emir, ne yapıyorsun? Bırak. Ya yeter şu halimize bak. Bu kadar mı çığırından çıktı her şey ya? Bu kadar mı kendimizi kaybettik? Ben birbirimizi kaybetmek istemiyorum. Kendimi ne kadar kaybettiğim de umurumda değil. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Böyle mi kazanacağız birbirimizi? Böyle dört duvar arasına takılıp birbirimizi hırpalayarak mı? Zorla konuşmaya, zorla dinlemeye çalışarak mı? Sadece dinliyorum. Artık anla beni, ne yapacağımı bilmiyorum. Belki tamamen saçmalıyorum. Belki aklım başımda değil ama denemeden bırakmam seni. Seni kazanmak için yapabileceğim her şeyi yapmadan bırakmayacağım Feriha. Ben salonda oturuyorum ve ağzımı açmıyorum Emir. Ya git tek başına odanda otur ya da tek kelime etme. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsa kustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Atilla İlhan aşka böyle inanmış işte. Biz inanmadık mı? Susma vakti öyle mi? Beni buraya kapattığın için seni ödüllendirmeyeceğim. İşe yaramadığını göreceksin. Ne görüyorum biliyor musun? Konuşmak için çıldırdığını ama sırf seni buraya getirmek işe yaramasın diye inatla kendini tuttuğunu görüyorum. Peki. Böyle istiyorsan böyle olsun. Susalım. Ne kadar susarsak o kadar uzun sürecek nasıl olsa.
Elini yakacaksın. Yansın. Ben de ne zaman arabeske bağlayacaksın diye bekliyordum. Biliyor musun? Şu an uzun zamandır olmadığım kadar huzurluyum. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? İkimiz de yeterince çıldırmış görünüyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Çekil! Şu hale bak ya. Feriha bu evi yaksan da yıksan da her şeyi konuşup çözene kadar bu evden çıkmayacaksın. Beni çıldırsan da seni çıldırsam da buradasın. Hangisi seni daha çok çıldırttı? Ben mi baba olma korkusu mu? Yoksa parasızlık mı? O gece apartmanda Seher'e fırlattığım paralar son param mıydı? Hayır. İş arıyorum. Çok samimiyetsizsin. Sana söylemediğim için kızgınsın. Tabii ki kızgınım. Ya şu hale bak. Parayı bile soktun aramıza. Babanın sırf benim yüzümden seni parayla cezalandırdığını bilmiyor muyum? Feriha hala anlamıyor musun? Mesele para değil. Çaresizlik. Annenle baban aylardır paranın için peşinde olduğumu söylemiyorlar mı? Sen yalanlarımı öğrendiğinden beri defalarca beni parayla vurmadın mı? Gerçekten paranın peşinde olduğuma inanmadın mı? Bu söylediklerine cevap bile vermeyeceğim. Bana bu kadar güvenmediğine inanmam. Bana güvenmeyen sensin. Pardon da ben yalancıydım değil mi? Bana güvenmemek için sebeplerin de var. Biliyor musun? Ben eşek gibi o yalanları unutmaya çalıştım. Sindirmeye çalıştım. Arkamızda bırakmaya çalıştım. Ama sen... Sırf hala yalanların suçluluğunu hissettiğin için... Her fırsatta onlara sarılıyorsun. Her şey çok kötüydü. Değiştirebileceğim tek şey ise bu evdi. Ama onu da yapamadım. Hiçbir şey yapamamak oturup sana yaşattıklarımı uzaktan izlemek gibiydi. İzleyemedim işte. Bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Seni anlayamam çünkü kadınım. Seni anlayamam zaten benim hiç param olmadı. Anlatsaydın anlardım. En azından anlamaya çalışırdım ama fırsat bile vermedin. Kendimi yetersiz hissettim işte. Bu kadar. Hangisi yetersizlik ya? Canın istediğinde helikoptere binememek mi? Normal insanlar gibi çalışmak zorunda olmak mı? Seni bu apartmandan çıkartamamak yetersizlik. Babana yardım edememek yetersizlik. O herif senin için kahramanlık yaparken benim elimden hiçbir şeyin gelmemesi yetersizlik. Nasıl bir kibir bu ya? Şunu kafana sok Emir. Eskisi kadar paran olsaydı bile ben... Yani biz istemediğimiz için... Babama yardım edemeyecektin. Ben senin gözünün içine bakıyordum. Birlikte üstesinden gelelim istiyordum. Bana param bitti desen ne olacaktı ki? O kadın değil de parasızlık mı beni yıkacaktı? Tek derdim sorunlar üstüne yeni sorunlar eklememekti. Seher yüzünden, rüya yüzünden bana insanları satın alıyorsun dediğinde ne yapabilirdim? Ne demeliydim sana? Artık insanları satın alacak param yok mu demeliydim? Levent Bey babam için para ödediğinde çıldırdın. O zaman bile parasızlıktan bahsetmedin. Öfkeliyken bile samimiyetsiz olmana dayanamıyorum. Samimiyetsiz değildim. Ama ben dururken
O herifin sana yardım edebilmesini sindiremedim. Tamam, bencillikse bencillik. Biliyorum. Ama herifle ilgili hiçbir şey sindiremiyorum. Levent Bey'e niye bu kadar değer veriyorsun Emir? Dalga geçme. O adamı değerli yapan sensin. Onunla konuşabildiğin için, sana ulaşabildiği için. Anladın mı? En başından beri Levent Bey'le konuşmam hep seninle ilgiliydi. Seni, senin hissettirdiklerini, senin yaşattıklarını konuşabiliyordum. Başından beri sen beni dinleseydin, biz konuşabilseydik Levent Bey olmayacaktı. Feriha yapma. O adam senin yalanların var etti. Tamam, beni her şeyle suçla. Ama beni senin onun dostluğuna itmekle suçlama. Onlara mesafe koydun. Ama hiçbir zaman ona arkanı dönmedin. Levent Bey'e hiçbir zaman senin istediğin gibi arkamı dönemem. Ben ona hayatımı borçluyum. O ne demek? Hayatımı kurtardı demek. Sen beni Cansu'dan dinlemeye gelmiştin. Ben de merdivenleri silerken Cansu'ya gittiğini gördüm. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Tekneye gittim. Temizlik için denizden su çekiyordum. Senin sesini duydum. Adada fısıldadığın o şiiri duydum. Sesin denizin dibinden geliyordu sanki. Feriha, sen ne yaptın? Kendimi sesine bıraktım sadece. Denizin dibi. O an o kadar huzurluydum ki. Bütün acılar, kayıplar, korkular, hepsi benden uzak kalmıştı. Sonra Levent Bey beni yukarı çıkardı. Dipten. Feriha. Tamam, sarılma, dokunma da. Avunmaya ihtiyacım yok benim. Avutmak değil. Avutmak için değil. Hissetmek için. Lütfen çekme kendini. Ben seni kaybedebilirmişim. Seni kaybetmek. Feriha, nasıl yaptın bunu? Ya sana bir şey olsaydı? Ya sen olmasaydın şimdi? Şimdi aylar önce zayıf bir anımda olmuş bir şey yüzünden birbirimize sarılmayacağız. O kadar kolay değil. Şimdi ne halde olduğumuz, ne halde olacağımız umurumda değil. Ben sana sarılmak istiyorum. 5 dakika önce de bundan farklı bir şey istemiyordum. 5 dakika, 5 gün, 5 yıl sonra da bundan farklı bir şey istemeyeceğim. Yapma işte diyorum Emir. Yapma bunu. Biz buraları geçtik. Anlamıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz. Feriha, ben bunu yapmaya çalışmıyorum. Yemin ederim amacım bu değil. Baksana bize. Biz birbirimize yaklaştığımızda böyle oluyor işte. Çözülüyoruz, dökülüyoruz, sonra başa dönüyoruz. Sonra yine olduğumuz yere geliyoruz, görmüyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.